kaç rekat bu namaz? Biraz hızlı kıl şunu. Daha yapacak 1000 tane işim var benim. Şurada Rabbine kavuşmaya ne kaldı? Artık öte tarafta hasret giderirsiniz. Nereden buldun onları? Ver bana o mektupları! Ancak kül olduğun zaman alır. Bana mektuplarımı ver! Ramazan Süreyya'ya yazdığı özlemle ıstırap dolu satırlar. Ne kadar duygusal, ne kadar kederli, ne kadar acıklı bir aşk hikayesi. Yapma Ekrem! Bundan böyle ikinizin de cehennemi ben olacağım. Yaralı bu sevda duruyor baksan yanımda. Sen demir kapılarda, ben cehennem. Şeytanın ilk yerleştiği yer insanın yüreğidir Ramazan. Onların etrafımızı cehennem alevleriyle sarmasına izin verme. Vazgeçme Ramazan. Vazgeçme kardeşim. Ve bana söz ver. Benim gözümü arkada koymayacaksın. Çünkü sen artık benim kanımdansın. Sen artık benim canımdansın. Bu dört duvar arasında leş ve küf kokularının içinde kim ne zaman arkadan bıçaklayacak, kim ne zaman pusu kuracak diye beklerken senden başka güvenecek kimsem yok. Çünkü biz mahpuslarda yatan ve hayatlarında kahırdan başka bir şey olmayanlar iyi biliriz. Acı da, hainlik de mutlaka bir gece üstümüze çöker. Bitti işte. Hadi Allah kabul etsin. Nerede kurtar dayı? Ama ben eminim ki ben olmasam da ahir ömrüm bu gece sonlansa da sen varsın. Bana bir şey olursa her şeyim senin. Biricik kardeşimdir. Benim canım kızım Ayşem sana emanet. Sen de Allah'a emanet. Kim bastı? Yürü. Dayıya gidiyoruz. Ne oldu? Ne yazmış baba? Hey gidi koca kilim hastalı hey. Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Bak yerlerde sürünüyor. Gel. Vazgeçin adından. Belki ikinci kere saplamam sırtına bıçağı. Söyle, Ramazan nerede? Sen bilirsin. Bak, Ramazan öldüğünü duyunca perişan olacak. Seni de babası yerine koyduydu. Yazık, öz babasını da sırtından bıçakladılardı. Hem de abdest alırken. Biliyorsun değil mi? İnsanın babası iki kere ölür mü hiç? Hı? Ramazan, cevap versene. Babama bir şey mi oldu? Ya bir şey söylesene. Babama bir şey oldu biliyorum. Bu yüzden susuyorsun değil mi? Allah'ın hakkı uçmuş dayı. Hadi bu sefer söyle. Nerede Ramazan?
Sen bilirsin. Ramazan'ın yerini söyleyeydin. İnat etmeyeydin. Kızını isteyecektim senden. Akraba olacaktık seninle. Dokunma kızım. Görür görmez vuruldum Ayşe. Gözlerine, saçlarına, hırsına, inadına. Babasının kızı belli. Vardır sende bir fotoğrafı. He? Nasılsa işine yaramayacak bundan sonra. Aşık oluyorum ben galiba Kırmaslı. İçim yanıyor. Bak! İyice bak! Bu işin nereye varacağını anla. Dünyada yalnız ikimiz kalana kadar her şeyi yakacağım. Sen hastasın Ekrem. Kül olana kadar seyretsin. Sonra da eve götür. Anladın mı? Emredersiniz efendim. Kurtulacağım senden. Oğlumu da alacağım. Bitecek bu işkence. Kurtulacağım senden. Kurtulacağım. Selametle Kırmaslı. Çoban Ahmet öldüğünde ne demişti sizinkiler? Ha? Işıklar içinde büyük Kırmaslı. Bir şey duymadın, görmedin Mahmut. Etrafta kimseler dolaşmasın bu gece. Bırakalım Kırmaslı'nın bütün kanı boşalsın vücudundan. Damarları kurusun. Senin verdiğin para bu işe az çavuş. Kızım ağasını öldürmek 500 liraya olmaz. Ben senden pazarlık mı yapıyorum lan? Hı? Şimdi seni de dayının yanına yatırır. Keserim. Sabaha kadar kanarsınız beraber. Al şunları da kapa çeneni. Gardiyanları ayarladın mı? Ayarladım Camus.